Bunu alayım mı? Bir. Efendim merhaba. Merhaba. Sessiz konuş. Efendim merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Hoş geldiniz bu arada. Ben Fatih Kırın. Yaklaşık 14 yıldır Maviymiş işini yapıyoruz. Aynı zamanda da aronya yetiştiriciliği yapıyorum. Ve yeni bir meyve de var. Saska Tamberi. Orada 2 yıl sonra hasatlara başlayacak. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bu mavi yemiş dediğin konuyla ilgili konuşmak istiyoruz. Tabii ki. Nedir şu anda mavi yemiş? Mavi yemiş, ilman iklim kuşağında yetişebilen çalı türünde bir bitki türüdür. Çok güçlü bir antioksidan içeriğine sahip bir ürün. Ve aronya da aynı şekilde çok çok güçlü bir antioksidan. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, bunun yetişme süresi ne kadar? Şimdi şöyle, bizim bu bölge kuzey orijinli mavi yemişleri tercih ediyoruz. Çünkü soğuklanma süresi ortalama 700-800 saat kışlık soğuklanma süresine ihtiyaç duyuyor. Ve tabii diğer, mesela Akdeniz'de güney orijinli var. Onlar 150 saat ve 300 saat, 450 saate kadar çıkabiliyor. Orada da onlar saksıda yetiştirme yapıyorlar. Yapıyorlar. Evet. Burada kaç saat, kaç oluyorsun? Kaç günde, kaç ayda? Şimdi şöyle, hasat süresi olarak sahil bandında yaklaşık eğer örtü altını, yani sera altını alırsak yani Nisan ortalarında maviymiş elde edebiliriz. Ama açık alanda Mayıs sonu, Haziran başı gibi ürün elde etme şansımız var. Şimdi bu yetiştikten sonra suyunu mu çıkarıyorsunuz? Şimdi şöyle, ilk hasat yapıldıktan sonra bir kısım taze olarak arz ediliyor. Yani diğer kısmı dondurarak ihtiyaç duyduğumuz takdirde genelde haftada bir ya da 10 günde bir özlü püresi veya da şurup şeklinde vatandaşımıza arz ediyoruz. Genelde kimler gelip bunları almak istiyorlar? Genel olarak özellikle destekleyici gıda olarak kanser hastaları, şeker hastaları, gözle ilgili hastalar, bunlar ağırlıkta kullanıyorlar ve çok da memnunlar. Destekleyici gıda olarak kullanıyorlar. Bu tatlı mıdır aynı zamanda? Nedir bunun şeyi? Mayoş. Hafif mayoşumuz bir meyvedir. Ve içerik olarak, renk olarak zaten mor renktedir ve antioksidan çok yüksek. Zaten antioksidan rengi de bugün kadar da mor renk diyebiliyorum. Anladım. Şimdi şunları bir tanıyalım. O masadakileri nedir şu anda? Onları bir tanıt bize. Tabii ki görmüş olduğunuz aronya kurusu. Aronya dikildiği iklime göre 8 kata kadar çıkabiliyor antioksidan. Bir dakika. Nerede kurutuyorsunuz onu? Kurutma makinemiz var bizim. Evet. Artı 65 santigratta kurutuyoruz. Mavi yemiş kurusu var aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi. Özlü püresi var, dört meyveli olarak. İki tane doğadan toplattığımız yaban mersinleri var. Bir siyah, bir mavi renkte. Üçüncüsü bizim yaban mersini kullanıyoruz. Artı dördüncü meyve olarak da aronya meyve. Dörtlü karışım olarak arz ediyoruz. Ve organik ruhsatlıdır bu arada. Şimdi bu Artvin'den dışarıda satış yapılıyor mu? Tabii ki. Ve Türkiye'nin hemen hemen bütün illerine kargo aracıyla da yolluyoruz, arz ediyoruz. Bir siteniz mi var? Var, evet. Evet. Örnek söylüyorum, şimdi bir küçük kutuda bir büyük şişede hangisi daha önemli bunların? Yok, ikisi de içerik olarak ikisi de aynı. Sadece bir şurubu, biri özlü püresi ve besin değerleri hemen hemen aynı. Aynı. Evet. Kaç liraya satılıyor bundan tanesi? Tanesi tane olarak 450 TL püre olan, diğeri 350 TL. 350-370 bandında değişiyor. Değişiyor diyorsunuz. Evet. Bu arada bu çalışma, aynı zamanda çalışma bildiğim kadarıyla bu dörtlü karışım olarak dünyada tek olduğunu biliyorum. Aynı ürün tek. Bildiğim kadarıyla tek. Üç meyvelisi Amerika'da yapılıyor. Bizde dört meyvelisi ve 2 yıl sonra da 5. meyve Saskatoon meyve inşallah yerini alacak.
Evet. Bahçesini kurmuş durumdayız. Evet. Efendim biz size kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz.